Gezal çok konuşuyoruz Beşiktaş'ta. Asistleriyle damga vuruyordu lige. Artık buna gollerini de eklemeye başladı. Hele son hafta oynanan mücadelede şahane böyle jeneriklik bir gole imza atmıştı. Beşiktaş'ta kalmak beni mutlu eder dedi. Beşiktaş büyük bir takım. Şampiyon olursak Şampiyonlar Ligi var. Beşiktaş sayesinde yeniden Cezayir milli takımına seçildim. Milli takımla önümüzde Afrika Uluslar Kupası ve Dünya Kupası da var. Gelecek sezon oynayacağım için iyi bir seçim yaparken bunlar önemli etkenler olacak dedi. Transfere ilişkinde bir başlık aktaralım. Diouf Akanca, Sergen Yalçın, Hatayspor'un 33 yaşındaki Senegalli forveti Mame Diouf için yönetime bize katkı sağlar raporu verdi. Beşiktaş'tan Diouf Akanca, Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un uzun süreli sakatlığının ardından siyah beyazlarda forvet arayışı yeniden hız kazandı. Gelen ilk bilgiler Cenk'in en iyi ihtimalle gelecek sezonun devre arasında sahalara dönebileceğine işaret ettiği için siyah beyazlar en doğru hamleyi yapmak için harekete geçti. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın aklı ise Hatayspor'un golcüsü Mame Diouf'ta. Herkesin aksine Hatayspor'un başarısını bu Penza'ya değil Diouf'a bağlayan Yalçın, tecrübeli ve güçlü, hem gol atıyor hem takımı önde tutuyor. Tam ihtiyacımız olan oyuncu, yedek kalmayı sorun etmeyecek olduğu nokta diyerek yönetime mesajı verdi. Diouf'un Hatayspor'la sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Ancak opsiyon hakkı olduğu için siyah beyaz yönetim Hatayspor'la bir görüşme yapacak. Aboubakar sabretmeli. Beşiktaş'ta Erzurum maçında sakatlanan Cenk Tosun'un geçirdiği operasyonun ardından tüm gözler Vincent Aboubakar'a çevrildi. Kamerun milli takımında sağ arka derisinden sakatlanan tecrübeli forvet bu nedenle son maçlarda takımdaki yerini alamamıştı. Bu dönemde bir maçta kalilerini, diğer maçta Cenk Tosun'u forvet oynatan siyah beyazlar A milli oyuncusunun talihsiz bir sakatlık yaşamasının ardından Vincent Aboubakar'ı bir an önce hazır hale getirmek için sağlık heyetini seferber etti. Konuyla ilgili dün konuşan Başkan Ahmet Nur Çebi, doktorumuzla az evvel konuştuk, gün gün bakıyoruz olaylara. Bugün dünden daha iyi, yarın daha da iyi olacak. İnşallah maçı hazır hale gelir. Bir kayıp bile ligin kaderini etkileyebilir. Acele etmemek gerek, sabırlı olmakta fayda var. Doktorumuz gün gün baktığını söyledi. Gün olmadan oynatmak mümkün değil. Günden güne daha iyi duruma geliyor. Umarım maça kadar hazır hale gelecektir ifadelerini kullandı. Borsa İstanbul'da en değerli kulüp Beşiktaş. Spor Toto Süper Lig'de sezonun bitimine kısa bir süre kala liderlik koltuğuna oturan Beşiktaş, borsada da büyük bir yükselişe geçti. Siyah beyazlı kulüp, Borsa İstanbul'da hisselere işlem gören kulüpler arasında en değerli takım oldu. Sezon başında değeri 750 milyon lira olan Beşiktaş'ın borsadaki değeri, şampiyonluk yoluna girmesiyle birlikte 4'e katlandı. Ajans Spor'un derlediği habere göre, siyah beyazların değeri tarihinde ilk defa 3 milyar liraya geçmeyi başardı. Beşiktaş, Borsa İstanbul'da 3 milyar 84 milyon lira değere ulaştı.